Merhaba hepinize. Derya ben Diyarbakır'dan. Öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak doğdum. Annem babam da sınıf öğretmeniydi. Onlar da benim gibi yaklaşık 15-20 sene köy öğretmenliği yaptılar. Kız kardeşim de sınıf öğretmeni. Biz ailecek sınıf öğretmeniyiz. Evimiz öğretmenler odası gibi. Ee, ben üniversite eğitimini aldığım zaman böyle kafamda öğretmen olmak dışında başka hiçbir seçenek yoktu. Hep öğretmen olacağım diye hayal etmiştim. Nitekim oldum da Üniversitede iyi bir eğitim aldım düşünüyorum. İyi bir tedrisattan, muktesebattan geçtik. Teorik bilgilerle donattılar bizi. Hoppa hepimiz sahadayız. Tabii sahaya çıkınca üniversitede öğrendiğin teorik bilgilerle sahadaki bilgiler birbirinin tam tersi tutmuyor. Okula ilk gittiğim gün topuklu ayakkabım vardı. İşte uzun tırnaklarım, ojeli tırnaklarım vardı. Fötür bir şapkayla gitmiştim. Çalıkuşu öğreteceğim. Ferideyim zaten. O modda gidiyorum. Yani böyle öğreniyorsun zaten. İşte staj yaparken mini etekler, işte kumaş pantolonlar giyiyorsun, gidiyorsun tıkır tıkır. Öğretmenliği bundan ibaret zannediyorsun. İlk gittiğim gün dediğim gibi topuğum kırıldı. Biraz zaman geçtikten sonra tırnağımın kırıldığını fark ettim. Sonra soba yakarken ojelerim erimeye başladı. Ben böyle yavaş yavaş dönüşmeye başladım. El bebek gül bebek yetişmişim. Şakır şakır gidiyorum ve birden hiç bilmediğim bambaşka bir ortam. Yani köyün dinamiklerini biliyorum, köylüyü tanıyorum, değerlerini biliyorum. Ben de bölgeden bir insanım ama yine de şehir merkezinden köye gitmek yani benim için biraz da fallayıcı oldu. Ha, özellikle yani ilk atandığımda Aralık ayıydı, kış ayıydı ve soba yakmakla başladım direkt. Benim için bayağı şeydi yani ürkütücüydü. Ee, i̇lk gittiğim gün tezek gördüm. Aman Allah'ım diyorum bu ne, ne yapacağım ben bunu? Uzaktan bakıyorum diyorum ki sakın bana yaklaştırmayın, dokunmak istemiyorum. Biraz zaman geçtikten sonra ben o tezeyi yavaş yavaş sınıf almaya başladım. O tezek içeri girdi. Sonra o tezek poşete girdi ve ben o poşeti tutup sobaya attım. Biraz daha zaman geçti. En son hatırladığım yani geçenlerde de Cuma günü de yaptığım şey tezeyi elimle parçalayıp sobaya atıp üstümü şöyle bir silip yoğurt ekmeği bandırıp yemek oldu sonra. Yani artık dönüşüyorsun ve değişiyorsun. Ee, bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Türksel reklamında şey vardı. E, derya öğretmen soba yakamıyor, annesini arıyor. Ve reklamın sonunda şey diyordu, evet şimdi ne yapıyoruz? Anamızı cep telefonundan arıyoruz. Benimki de aynen öyleydi yani. Sürekli annemi arıyordum. Anne bezi alttan mı tutacağım? Anne bezi yukarıdan mı yakacağım? Anne nasıl yakacağım? Anne şimdi odunu nereye koyacağım? Böyle, tabii annem babam da sınıf öğretmeni. Onlarda köy deneyimleri var. Onlardan çok faydalandım. Ama işin içine girdiğin zaman bambaşka. Sana bambaşka bir dünyayı vaat ediyor köy öğretmenliği. Ben çocuklarla birlikte dönüşmeye ve değişmeye başladım. Çünkü dediğim gibi teorikte öğrendiğin hiçbir şeyin e, orada etkili olmadığını görüyorsun. Kendi çözüm yollarını, kendi üretim yollarını kendin değerlendirmeye başlıyorsun. Okula ilk gittiğim gün yani hayat bilgisi kitabında şey etkinliği vardı işte. Toplumda örnek birinin fotoğrafını e, ders kitabına yapıştırır. Ben de çocuklara bunu anlatmışım. Diyorum ki işte toplumda örnek bulduğunuz bir insanın fotoğrafını hayat bilgisi kitabına yapıştırıyorsunuz ev ödevi olarak. Yarın bunu hep birlikte asacağız panoya. Yani ben ertesi gün Şaşkınlıkla baktım ders kitaplarına. Hepsi babasının şortluğu ya da düğünde halay çekerken fotoğrafını almış, yapıştırmış. E, çocuğun toplumu örnek diye algıladığı kişi ya annesi ya babası. E, köy ortamında annesinin fotoğrafını yapıştıramayacağına göre, yani bunun ayıp olduğunu düşünüyor çocuk, babasının fotoğrafını yapıştırıp gelmiş. Ya da başka ders kitabında e, frisbee etkinliği vardı. İşte okulda çocuklarla frisbee oynar, oynar. E, Bakıyorsun köy yerinde ben frisbeyi nereden bulacağım? Düşün düşün. Yoğurt kapakları geldi aklıma. Hadi dedim eve gidin yoğurt kapaklarını toplayın getirin. Hep birlikte yoğurt kapaklarını uçurup uçurtma gibi frisbe oynamaya başladık. Böyle kendi çözüm yollarını kendin üretmeye başlıyorsun ve yeni bir iletişim dili geliştirmeye başlıyorsun. Mesela bir öğrencimin burnu kırılmıştı bir gün ve ağlıyordu burnu düzleşmiş hafif yassı olmuş kırıktan dolayı. Benim de çocukluktan beri ailede böyle burnumun büyüklüğüyle bir dalga geçilir, bir alay konusu olur. Herkes işte burnun şuna çekmiş, burnun buna çekmiş falan diye böyle gülerlerdi bana. Ben de önce krizi atlatayım, çocuğun özgüvenini tamir edeyim. Çünkü bir şey öğretmenle özdeşleştirirse bu travmayı atlatması daha kolay olur diye düşündüğüm için ya üzülme kızım diyorum. Ben de yassı burunluyum. Hayır dedi öğretmenim sen uzun burunlusun. Ben o yaşa kadar burnumun uzun olduğunu fark etmemişim. Sağa bakıyorum böyle sağdan soldan. Eve geldim dedim ki anne ben 22 yaşındaydım o zaman. öğretmenliğimin ilk yılıydı. Anne dedim ben uzun burunluymuşum ve siz bana bunu hiçbir zaman söylememişsiniz. Böyle böyle fark etmeye başlıyorsun. Çocukların bu filtresiz konuşması, filtresiz duygularını anlaması sende bambaşka bir şey oluşturuyor. Mesela bir gün moralim bozuktu ve üzgündüm yani. Öğrencilerimden birinin bunu fark ettiğini fark ettim. Diğerlerine diyor ki yine bizim Diyarbakır aksanıyla Şş, fazla konuşmayın. Öğretmenimiz günahtır. <laughs> ben ondan sonra şunu fark ettim. Çocuklar senin duygunu filtresiz, çok net bir şekilde geçiriyor kendine. Hemen empati empati kurmaya başlıyor. Tabii bunları öğrendikçe bende yeni bir keşif alanı oluşuyor. Sen oraya öğretmeye gidiyorsun, öğretmen olarak gidiyorsun ama tanıdığın her çocukla yeni bir yaşam, sana yeni bir keşif alanı vaat ediyor ve ben böyle el feneriyle bir mağaranın içindeymiş gibi hissediyorum. Çünkü her döndüğüm yerde yeni bir hazine var. Gerçekten her bir çocuk yeni bir hazine ve sen bunu bir şekilde bir mağaranın içinde el yordamıyla, el feneriyle keşfetmeye başlıyorsun. Çocukların bu filtresizlikleri, bu samimiyet duyguları tabii sende çok başka şeylere sebep oluyor. Aidiyet kurmaya başlıyorsun bu çocuklarla. Mesela bir öğrencim vardı, vefat etti. Yusuf... <laughs> ee, Kartopu oynuyorduk beraber, öğretmenimizi koruyalım demişti diğer çocuklara. Bu benim için bambaşka bir şeydi çünkü hani o gün öğrencimin bana aidiyet kurduğunu fark ettim yani. Benim için çok bambaşka bir şeydi. Sen o sahada şey öğreniyorsun, asla deneyimlemediğin bir şeyi veriyorsun, anlatıyorsun, ifade ediyorsun. Ama çocuk bunu, bu sevgini, verdiğin emeği çok net bir şekilde alıyor ve algılıyor, sana aidiyet duyuyor yani. Ben o aidiyet duygusundan sonra çok uzun bir süre... Yani Yusuf'u kaybettikten sonra bir başka öğrencilere dokunamadım. Dokunurken çok zorlandım, konuşurken çok zorlandım. Ama onu da yine diğer çocuklarla açtım. Çünkü onun travmasını başka çocuklara yaşatmaya hakkım yoktu. İyileşmek zorundaydım ve çocuklarım bir şekilde bu yarayı sarmak için uğraştılar yani. Çaba sarf ettiler, mektup yazdılar. Yani onlar da arkadaşlarını kaybetmişti, ama onlar beni iyileştirmeye çalışıyordu. Yusuf'un dediği gibi onlar beni koruyup kollamaya çalışıyordu. Yani ben bunu hissettiğim zaman benim için yine bambaşka bir dünya daha açılmaya başladı. <laughs> bir saniye müsaadenizi istiyorum. <laughs> Bu çocuklarla iletişim dili geliştikten sonra başka başka sıkıntıları keşfetmeye başlıyorsun yine. Dediğim gibi hep bir keşif alanı yani köy yeri. Ee, mesela yine bir hayat bilgisi ödevinde e, iş bölümünü işliyoruz ve diyoruz ki akşam sofrada anne ve babasının yardım eder ve sofrayı birlikte kurar kaldırır. Sınıfımda da bir kız bir erkek öğrenci var. İkisi kardeş. Ee, ertesi gün deneyimlerini soruyorum. Nasıl geçti, ne yaptınız, ne hissettiniz diye. Kız öğrencim dedi ki öğretmenim e, abim yapmadı. Neden yapmadın diye soruyorum. Cevap vermiyor. Sonra döndüm kız öğrencime. Neden yapmadı e, abin diye sordum. Ee, öğretmenim diyor, abim dedi ki bizde erkek iş yapmaz, kız işi yapmaz. Tabii ben de yeniden yeni bir şey çark etmeye başladı. Bu e, toplumsal normları, aile içi iş bölümünü, bize bu dayatılan e, cinsiyet rollerinin tekrar kurgulanması gerektiğini hissettim. Çünkü çocuklar bu kurguyu çok net bir şekilde yine almaya başlıyor, almaya başlamışlar. Ee, sonra biz sobada mercimek çorbasını birlikte yaptık. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler kendi bulaşıklarını bir kız bir öğrenci birlikte yıkamaya başladılar. Sınıfımızı bir kız bir öğrenci birlikte süpürmeye başladı. Cam kendi camlarımızı bir kız bir erkek öğrenci birlikte silmeye başladı. Tırnak içinde söylüyorum. Kadın işi olarak gördüğümüz işin artık kadın işi olmadığını çocuklar yaparak yaşayarak öğrendiler. Ya çünkü sen istediğin kadar anlat çocuğa şu doğrudur, şu yanlıştır diye söyle. Bunu kendisi deneyimlemedikten sonra, ki eğitimde en önem verdiğimiz ilkelerden biridir yaparak, yaşayarak öğrenme. Çocuk bunu yaparak, yaşayarak öğrenmezse bir anlamı olmaz yani. Artık bu algıların yavaş yavaş kırıldığını ve içten bir şekilde, içten esnediğini fark ettim. Değişmeye başladı bu süreç. Mesela geçen sene bir araç sıkıntısı çekiyordum. Arabayla gidip gelemiyordum köye. Köyüm şehir merkezinden yarım saat uzaklıkta. Ben dönüşlerimi otostopla yapmaya başladım. Tabii köy ahalisi için bir kaos ortamı. Kadın öğretmen başörtülü ve e, köyden dönüşte otostopla gidiyor yani. Bu kaos oluşturdu. Gelen işte hocam uygun mudur, hocam şöyle midir, hocam böyle midir? Alternatifim yok. Oysa erkeklerin sürekli rutin yaptığı bir şey. O, e, o gün şehirde işi olur, kahvede işi olur, hastanede işi olur. Bir bakarsın yola kadar yürümüş, yolda bir arabayı durdurmuş bitmiş gidip işini halletmiş. Ama köydeki bir kadının böyle bir şey yapma şansı da yok, hakkı da yok. Bir hastaneye gidecekse, bir problemi olacaksa, bir sıkıntısı olacaksa ya bir gün öncesinden gitmek zorunda ya eşiyle beraber yola yürüp eşiyle beraber binmek zorunda kendisinin tek başına gitme gibi bir tahayyülü bile yok. Yavaş yavaş bunu yapan içeriden biri, kendi insanı, kendi bölgesinden, kendi tanıdığı biri olunca yani tırnak içinde herhangi bir şeye halel gelmediğini görünce köyün kadınları da bir gün baktı muhtarın eşi arıyor, hocam diyor dişimi çektireceğim ben de seninle gelebilir miyim otostopa? Muhtarın eşi ve ben birlikte otostop çektik mesela. Zamanla bir şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü görmeye başladım. Özellikle yani kız çocuklarında bu çok daha etkili oluyor. Çünkü direkt seni rol model alıyorlar. Traktör kullanan bir öğretmen, yurt dışına giden bir öğretmen, ne bileyim boya yapan bir öğretmen, sıva yapan bir öğretmen, hiçbir işten kaçınmayan bir öğretmen, otostop çeken bir öğretmen yani e, alışılageldik bir şey değil ama yabancısı da değil. Bu öğretmen kendi milletinden, kendi insanından, kendi halkından, kendi toprağından, kendi dilinden, kendi bölgesinden bir öğretmen yabancı birini belki hani bu yabancıdır zaten bizim gibi değildir deyip çok kolay kabul etmeyebilir, bu dönüşüm açık olmayabilir ama kendinden biri olunca sinesini çok daha kolay açıyor sana ben bu avantaja dönüştürdüm yani en azından bu tanıdık olma halini, bildik olma halini avantaja dönüştürdüm bir şekilde bir dönüşüme sebep oluyor yani olduğunu hissediyorum. Özellikle kız çocuklarını gördüğüm zaman kendi mezun ettiğim kız çocuklarını o kadar mutlu oluyorum ki böyle hani insan eline bir kahve alır, arkasına yaslanır ve der ya oh be ben de şey diyorum kendimle gerçekten yani eğer bu hayatta bir şeyle gurur duyabileceksem kız çocuklarına verdiğim özgüvenden dolayı kendimle gurur duyuyorum. Diyorum ki bu işi ben yaptım ya bu kızların böyle özgüvenliyse bu kadar sosyalse bu kadar ayakları sağlam basıyorsa bu kadar rahatsa bu kadar kendilerini kolay ifade ediyorlarsa bu işi ben yaptım diyorum yani. Geliyorlar benimle konuşuyorlar. iki yetişkinmiş gibi, iki arkadaşıymış gibi. Ben yani bunun konforunu gerçekten yaşıyorum. Çünkü onlarla bir iktidar ilişkisi kurmadım. Bir hiyerarşi kurmadım. Ya da ne bileyim onlara kendimi bir otorite gibi göstermedim. Eşit bir ilişkimiz var. İstedikleri gibi bir eleştirebilirler beni. Hatta dersin işleyişine müdahale edebilirler. Kendileri nasıl isterlerse işte öyle işleyebilirler. Beni öğrenci kendilerini öğretmen yapabilirler. Ben elimden geldiği kadar hani hem kız ve hem erkek çocuklarına aynı alanı tanıyorum ama bu fırsat eşitsizliğinin olduğu yerlerde kız çocuklarını daha fazla desteklemek için mücadele ediyorum. Ee, çok şükür meslekte 10. yılım, 10 yıldır köy öğretmeniyim. Ee, köyden çıkmayı da yani bir müddet daha en azından düşünmüyorum. Çünkü benim orada çok güzel bir bahçem var. Kendi domatesimi kendim kurutuyorum. Turplarım var, beklerim gelirseniz. rokan var, yani e, incir ağacım var, dut ağacım var ve bunların hepsini kendim ektim. Kendimiz yapıyoruz çocuklarla, kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz, mercimeğimizi kendimiz yapıyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz çocuklarla ve bu onları rahatlatıyor. Yani öğretmen çünkü sadece gelip akademik bilgileri veren bir insan olmamalı. Ben bunu kabul etmiyorum yani reddediyorum. Motorit olmayı, iktidar olmayı reddediyorum her zaman. Ve kız çocuklarına her zaman söylemek istiyorum. Buradan bütün kızlara da söylemek istiyorum. Annelere söylemek istiyorum. Köy kadınlara söylemek istiyorum. Asla yalnız yürümeyeceksin.